Ben sadece farklıyım, arkadaşlarım gibi. Bu şekilde var olamazsınız. Değerli arkadaşlar, biraz önceki film aslında her şeyi anlatıyor. Yaşam hakkı ve biz de varız. O yüzden biz de varız diyorum ve kocaman bir alkış istiyorum. Dünyaya bakacak olursak 7 milyar yaşayan insanın 1 milyarı engelli. 7'de 1. Dünyada 7'de 1. Türkiye'de 80 milyon üzerindeki nüfusun içindeki engelli sayımız 10 milyon üzerinde. 10-12 milyon civarında. Dolayısıyla biz de varız derken, yaşam hakkı derken matematik olarak da bunu görmüş oluyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Bu rakamlar elimizde. Öncelikle bir hükümet stratejisine ihtiyaç var. Biz de varız diyorsak, onlarla birlikte aynı ortamda yaşayacaksak onların hayatlarını kolaylaştırmamız lazım. Kendi başlarına yaşayabilecek şekilde onların kentlerde yaşamasını sağlamak gerekiyor. Peki bunun için neye ihtiyaç var? Evet, bir hükümet stratejisi, iki yerel yönetimlerin kentsel dönüşümde, kentsel yenilemede onların taleplerini yerine getirecek şekilde dizayn edilmesi. Eski noktalarda bunları yapmak çok mümkün olmuyor. Fakat yapılabilir. Bornova'ya gelecek olursak, Bornova Belediyesi'nin, Bornova ilçesinin içerisinde 6 özel okulumuz var ve 516 öğrencimiz burada eğitim alıyor. Burada bir proje daha çıkıyor Sayın Kaymakamım. Evet, okullar var, özel okullar var, engelli sayıları belli. Peki bu çocukların sayılarına göre eğitim okulları var mı? Maalesef yeterli değil. 6 okuldan bahsettim, 516 öğrenci. Ekonomik yapısına göre oraya gidebilirler. Bizler biraz önce de filmde gördüğünüz gibi kreşler yapıyoruz. Kız öğrenci yurtları yapıyoruz. Sığınma evleri yapıyoruz. Taziye evleri yapıyoruz. Yakın zamanda Alzheimer merkezleri yapacağız. Evet, bizim engelli merkezleri de yaparak bu sayıyı arttırmamız lazım. Destek olmamız gerekiyor. Ben açıkçası bu rakamlara hakim olduktan sonra sosyal destek anlamında ve bu çalışma konusunda sivil toplum örgütleriyle birlikte daha yakın bir çalışma içerisinde bu eksikliği gidermek için elimden geleni yapacağım. Sosyal müdürlüğümüzün de yaptığı çalışma çok net ortada. Bizler sizlerin yanınızda daha fazla olmak için çaba göstereceğiz. Ben bugünkü etkinlikten dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, birlikte çok daha iyi işler yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Evet. Hepinize hoş geldiniz diyor, selam ve saygılar sunuyorum. Öncelikli olarak bu etkinliği düzenleyen Bornova Belediyesi'ne, Sayın Belediye Başkanımıza ve belediye ekibine teşekkür ediyorum. Farkındalık yaratmak adına bu tür etkinlikler çok önemli. Bir de unutmadan söyleyeyim. Ben aileleri, anneleri, babaları tebrik ediyorum. Değil mi? Evet. Esas görünmeyen kahramanlar hakikaten hayatını adamak, ömrünü adamak, yakınları için, çocukları için, özellikle eşi için, çocuğu için, ne bileyim bir yakını için, değil mi? Çok önemli bir konudur. Yani ben ailelerin
desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem maddi hem manevi, her açıdan. Ve görünmeyen kahramanları yürekten kutluyorum, aileleri. Özellikle anneler. Evet, değerli misafirlerimiz, sahnenin sol tarafında gördüğünüz anda Sayın Başkanımızla çocuklarımız fotoğraf çekimini gerçekleştirebilir. Hemen arkasında.